Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Mayıs Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Haftanın açılış programı güzel bir Bursa yarışımız var. Kalabalık tabii ki, bir 10 koşulu. Bayağı da şartlı bir yarışların olması yani bugün altılıyı çok zorlaştırıyor. Yani bugün çok aşırı para da verebilir, normal de bitebilir. Ama her şeye gebe bir program var. Ya ama bana soracak olursanız bu altılı yine para verir. Zaten bugünlerde para vermeyecek programlar da yok. Tabii bugün 3 Mayıs arkadaşlar. Yani ne demek? Bugün benim yaş günüm arkadaşlar. Tabii benim için anlamı çok. Ben herhangi bir kutlama falan yapmıyorum. Çünkü daha önceki videolarımda da anlattım yani nedenini de. Bugün akşamleyin de bir de Amerika yarışımız var. Philadelphia yarışımız var arkadaşlar. Her iki videomuz da yayına girecek. Tabii Bursa ilk önce giriyor. Gün içerisinde de Philadelphia, Amerika yarışları da siz üyelere özel olarak yayınlanacak arkadaşlar. Tabii Bursa yarışı da aynı şekilde. Ben fazla sözü uzatmayacağım hemen çünkü yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Tabi bu arada arkadaşlar programın videonun tam sonuna doğru ben şablon olarak da belirteceğim. Çünkü bazı arkadaşların fazla vakti olmuyor. En azından bu şekilde de faydalananlar oluyorsa benim için sıkıntı yok. Yani videonun yani son 10. koşudan itibaren de yani koşu yorumun bittikten sonra da hemen inşallah unutmazsam çünkü arada unutuyorum kusura bakmayın buna alışırsaya kadar biraz böyle arada unutkanlıklar olacak. Şablon olarak belirteceğim. Gelelim bugünkü yarışlara. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Birinci koşumuz saat 12.30'dan itibaren başlıyor. 7'li piyasa tabii ki yok burada. Birinci altılı Ganyan başlıyor. Şartlı bir 3 yaşta Arapların 800 metrelik çim yarışıyla ilk startımızı veriyoruz. Görüyorsunuz 12 safkan var. 6 ve 11 nolu safkanların ekürü. 10 ile 12 nolu safkanın da ayrı bir ekürü olduğunu görüyoruz. Benim burada öncelik olarak şans verdiğim isim 4 nolu Canlar Feda. Bu Gelibolu temsilcisi Tolga Yıldız'la start alıyor. Hazırlık olarak iyi durumda olan bir ismi ben ilk şansı verdim. Daha sonra 3 nolu Can Berkinoğlu. Bu Can Barktay temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alan bu safkan yine benim bugün ön planda tuttuğum isimler arasında. Bu arada arkadaşlar bakın Bursa'da kulvar farkını biraz öbür hipodromlara göre farklı. Çünkü bu tay yarışları genelde karşı düzlükte oluyor. Yani bunun için özel bir parkur var. Oradan yapılıyor. Yani bu virajlı değil. Viraj görüyor ama hafif bir çaprazlama görüyor. Yani o yüzden buradaki yarışlara baktığınız zaman biraz dış kulvardakiler sanki daha avantajlı gibi geliyor. Tabi biraz ayağına çabuk olan safkanlar belli ettiriyor kendini. Neyse. 3 nolu safkandan sonra 1 nolu Arda'nın ateşi. Bu Balıkan temsilcisi de Gökhan Gökçe de yine şans verdiğim isimler arasında. Bir de 2 nolu Borantay. Bu Ayabakan temsilcisi de Mustafa Çiçek de yine iyi durumda olan gözüken bu safkanda benim ilk olarak önerdiğim isimler arasında. 4-3-1-2 benim öncelik olarak şans verdiğim isim. Tabi İtay yarışı burada biraz daha ilave etme geri duyanlar için de 6 nolu Hisartepe ekürü avantajıyla koşacak olan bu safkanda bir 6A temsilcisi Ali Alpagut da benim önerdiğim isimler arasında. Bir de son olarak da 8 nolu Kılıç Faro. Bu Bersiye temsilcisi Onur Öztürk'le start alıyor. Ahmet Kaya'ya ait bu isim de benim şans verdiğim bir diğer isim. 4-3-1-2 önce 6-8'de daha sonra şans verdiğim isim. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde burada da şartlı 4-4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışın öncelik olarak şans verdiğim isim 4 nolu Kayı Ovası olacak. Bu Pan River'ın güzel temsilcisi Mehmet Kaya ile start alıyor. Nihayetinde uzun bir aradan sonra görmüş olduğu güzel yarışta da bir dördüncülük elde edince kaldığı yerden devam işaretini verdi. Hazırlık olarak da zaten iyi durumdaydı bu isim. Mehmet Kaya da kendi aile atları olan bu safkan bana göre ilk şanslı isim. Daha sonra 2 nolu Gold Coast bir Liner temsilcisi olan bu safkan da Kadir Tokaçoğlu ile start alıyor. Yine oldukça formda olan güzel formuyla da son güzel ikinciliğiyle benim yine ön planda şans verdiğim isim. 4-2 biraz daha rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isim. Yani büyük ihtimalle 4 ve 2'nin kapışması birinciyi belirleyecek havasında olan bir yarış. Eğer buraya bir at ilave etmeyi gereği duyanlar için de en azından 3 nolu Heel Hit'ten de bu Power Score temsilcisinden Onur Atmaca'da da ilave edebiliriz. Bu safkan da bu mesafelerde iyi yarışlar olduğunu da unutmamakta fayda var. Günün 3. koşusu yine şartlı 3 bu alışık şartlı 1'lere 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik çim koşusunda 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 2 tane ayrı ekürü var. Bunlardan birisi 3 ve 5 nolu safkanlar ve 4 ve 7 nolu safkanlar da ayrı bir ekürü. Tabi burada bir not işareti var. Bu satışla ilgili herhalde. Ya büyük ihtimalle bu tay satılık herhalde. Belki ondan da olabilir. Çünkü tam olarak hiç bakmadım, incelemedim de. Benim burada sizlere önereceğim şanslı isim 3 nolu Kudüs'i olacak.
Bu Kaysberk'in güzel temsilcisi Mert Gökalp Sezgin de start alacak olan bu safkan. Mert Gökalp Sezgin dedik ama inşallah değil. Mehmet Gökhan Sezgin, öbür jockey ile karıştırıyoruz aprandı ile. Mehmet Gökhan Sezgin ile start alan Mustafa Afgan yine son yarışında zaten bu yıl bir kumda üçüncülük elde etti, arkasından çimde ikinciliği. Bana göre yine çok güzel bir form yakaladı. Bir de ekürü avantajına sahip bir isim. Bana göre bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. Ben de bu safkanı sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. 3 dolu kurdesi benim bugünkü sizlere önereceğim banko isim. Tabii eğer başka ayakta banko olarak geçmek isterseniz, bu ayağa at yazacaksınız, o zaman bu diğer ekürü yazabilirsiniz arkadaşlar. 7 nolu emin adım en azından burada bana göre en rakip olarak gözüken isim. Ama büyük ihtimalle şu formuyla 3'ün kazanması bence normal sonuç olur. Günün 4. koşusu 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın açılış ayağında şartlı bir 3 yaşlı Arapların 800 metrelik çim yarışında 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da yine zor yarış. Ben önceliği Mehmet Gündüzeli'ye ait olan 9 oğlu Çınar Nur, bu devir döven temsilcisi Onur Öztürk'le start alıyor. İyi hazırlıklara sahip bu ismin ben iyi şanslı isim olarak yazmanızı önereceğim. Daha sonra 11 oğlu Narlıdere, bu bilgin temsilcisi Halil Kaplan'la start alıyor. Yine iyi durumda olan bir isim. Güzel de bir kulvar seçmiş. 12. kulvar iyidir yani. Bana göre yanındaki attan da büyük ihtimalle etkilenmemesini bekliyorum. Bu safkanın bir nolu Alamut, Batur Şah temsilcisi de Mustafa Çiçek'le start alıyor. Yine iyi durumda olan, iyi çalışmalara sahip olan bir isim. Ve son olarak da 5 nolu Tiranlı, bu 6 A temsilcisi de Özcan Yıldırım'la yine önlerde şans verdiğim bir diğer isim. 9-11-1-5 öncelik olarak şans verdiğim isim. Tabi tay yarışı yine ilave etme gereği duyanlar için öncelikli olarak benim tuttuğum iki isim var. Bunlardan biri 12 nolu Nisaner, bu Öz Haber temsilcisi. Diğeri de 6 nolu Uçan Gari, bu Uçanoğlu temsilcisini de Gökhan Yıldız'la şans verdiğim bir diğer isim olur arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle Uçanoğlu'nun temsilcisinden mi geldi acaba bu Uçan Galip? Uçanoğlu'nun seyisi Galip'ti çünkü de oradan biliyorum. Hatta konuşuyorduk biz onlarla. Büyük ihtimalle oradan da olabilir. Galip'in ismini koymuşlardır belki oradan. Neyse arkadaşlar, 9-11-1-5 önce 12-6 daha sonra şans verdiğim isim. Günün 5. koşusundan itibaren 2. altılı ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda 10 safkan arasında koşulacak olan bu 5. koşuda benim öncelik şans verdiğim isim 6 nolu Huchlini olacak arkadaşlar. Gökhan Gökçer'e start alacak olan bu Amerikalı'nın güzel temsilcisi Kemal Kurt ekürüsüne ait bu isim. Çim'de de iyi yarışlar koşmaya başladı. Son yarışındaki güzel ikinciliğiyle ilk şansı veriyorum. Daha sonra 9 nolu Yeşil Işık, bu Scarface temsilcisi de Tugay Alıcı ile startla geçen sene yarış hayatına 3 tane birincilik peş peşe yaparak girdi. Daha sonra da bir üçüncülük geldikten sonra 192 gün gibi ara veren bu safkan dinçlik yarışı seven bir isim. Yani ilk yarışlarında gördüğünüz gibi kazanan bir isim. Yani hazırlıklarına da baktığımız zaman bayağı güzel, ciddi ve sürekli bir işlere sahip olduğunu görünce de kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Hemen ben ikinci sıraya 9 nolu Yeşil Işığı alacağım Tugay Alıcı ile. Daha sonra 4 nolu Angel of Love, bir Yonaguşka temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan Kurtel arasından bu ismi de yine iyi durumda olan bu safkanı kesinlikle kuponlara dahil edeceğiz. 126 gün ara vermiş olsa da yine düzenli çalışmalara sahip. 10 nolu Affin Day to Fly, bir Claude David temsilcisi, İrlanda'dan tanıdığımız bir orijin, anne kanatlı da bir Montejo temsilcisi, iyi bir kanatına sahip. Mustafa Çiçek'le start alacak olan safkanda 96 gündür koşmuyor ama hazırlıkları bayağı iyi. Maiden şu anda gözüküyor ama bana göre bu safkanın Maiden'ını çok çabuk bitmesi gerekiyor. İyi bir isim, kumaşı güzel. Bana göre kesinlikle ihmale gelmez. Son olarak da bir nolu Lover, Hatay temsilcisi de Onur Öztürk'le start alıyor. Yine iyi durumda olan bir ismin ben bugün de kuponlara dahil edilmesini öneriyorum. 6, 9, 4, 10 ve 1 nolu safkanlar bu ayak için şans verdiğim isimler. Günün 6. koşusuna geldiğimizde burada handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik çim yarışında. Evet, burada biraz kalabalık, 15 safkan var burada da. Benim burada öncelik şans verdiğim isimler 5 nolu Nilgün Sultan olacak. Wind River'ın temsilcisi olan bu Murat Gündüz ile start alacak olan bu safkan en azından bir çim yarışındaki son yarışındaki güzel beşinciliği bana göre güzel bir işaret oldu.
Tabii çalışmalar da bir ayrı. Çim'i de çok seven bu ismin kesinlikle ihmale gelmez. İlk şanslı isim olarak vereceğiz bu 5 nolu Nilgün Sultan'ı. Rakip olarak da 7 nolu Angel Shehra. Bir Pleasant Perfect temsilcisi olan bu safkan da Kadir Tokaçoğlu start alıyor. Son yarışını kazanmış formda bir ismi. Kesinlikle kuponlarda imal etmemiz gerekiyor. 5-7 rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isimler arkadaşlar. Eğer bu iki safkanın dışında at yazmak isteyenlere Kurtel arasından bu isim olan 3 nolu Mevsim. Bir Invisible Sun'ın güzel temsilcisi Görkem Özçelik, Görkem herhalde bu çocukta. Evet, Görkem Özçelik'le start alacak olan bu safkanda bana göre iyi hazırlıklarla en azından bir yarışta görmüş olmanın avantajıyla yazılması gereken diğer isim olur. 5-7 önce 3'te daha sonra şans verdiğim isim arkadaşlar. Günün 7. koşusu şartlı 2-3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışa baktığım zaman en azından bu gruptan biraz daha farklı gördüm. Hazırlıkları da bayağı iyi durumda olan bu mesafede seven Altınoğlu Nasip bu El Corredor temsilcisi Murat Gündüzdeli ile start alıyor. Zaten kendi atları, kendi aile atları iyi durumuyla, iyi çalışmalarıyla bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. O yüzden Altınoğlu Nasip benim bugünkü banko ismim arkadaşlar. Zor bir programımız var. İnanın yani bu altılı ben işin içinden çıkamadım. Yani çünkü işin içinden çıkamadım derken şu şekilde çıkamadım. Ya küçültmeye çalışıyorum ama inanın biraz ilaveler oluyor. Ama siz kalkıp da hepsini yazın anlamında gelmesin arkadaşlar. Bunların içinde eleme yapabilirsiniz. Muhakkak yapacaksınız. Çünkü bütün hepsini oynamaya kimsenin gücü yetmez. Allah yardımcınız olsun. Kolay yarışlar değil. Bu aralar gerçekten zor. Çünkü şu taylar ne zaman oturmaya başladı mı o zaman programlar güzelleşmeye başlayacak. Çünkü şu anda kimin ne yaptığı belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz sağda uçan yarışta uyuyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geldik 8. koşuya Odin adına koşulacak olan kısa havayla 6, 4 ve yukarı Arapların 1700 metrelik çim yarışında bakalım bu yarışta nasıl bir yarış bizi bekliyor. Tabi zor bir yarış, kolay bir yarış değil. Odin zaten gerçekten güzel bir Arap aygırı, Arap atı yarış camiasına damgasını vuran isimler arasında güzel yarışları koştu. Hatta bunun için yarım kan dediler, onu dediler, bunu dediler ama sonuçta Tayyi de koştu. Bundan sonra bir Odinan çıktı. O da aynı şekilde kardeşi. Yani güzel işler yaptı. Onun adına bu koşuda da baktığım zaman İki tane süratli safkanın hatta üç tane hızlı bir yarış olacağını benzeten. Çünkü neden diyeceksiniz? Ege'nin aslanı hızlı, süratli yapıya sahip. Afrika Under aynı şekilde yol kıran, önde giden bir isim. Daha Berat Bey var burada. Yani bu yarış tam karakolda bitecek anlamında gelmesin. Bana göre böyle birden fazla kaçak atın olması, bir de çünkü bunlar biraz da inatçı safkanlar. Geride bekleyen atlara bana göre ekmeğine yağ sürecekler. Büyük ihtimalle de böyle olacak zaten. Başka çaresi yok. Benim burada size önereceğim şanslı isim en azından son yarışındaki güzel ikinciliği bayağı benim için önemliydi. Çünkü geriye bir dönüş yaptığım safkan formunu yükseltiyor. Zaten iyi bir isim. 9 nolu Selim abi. Bu Saltuka'nın temsilcisi Gökhan Gökçe ile bana göre kazanması en normal sonuç olur arkadaşlar. Yani şu andaki son ikinciliği bana bu yeşil ışığı yaktı. Kazanmasını bekliyorum 9 nolu Selim abi çünkü yarış çok süratli gidecek. Birden fazla süratli gidecekler ön grupta birbirlerini hırpaladığı için sonlardaki sprintiyle bana göre 9 nolu Selim abinin kazanması en normal sonuç olur. Ama bu safkanın yanına at yazmak isterseniz bana göre 7 nolu Çaltepe. Bu Ayabakan temsilcisi Özcan Yıldırım'la bana göre en sert rakip gözüken isim. Yani normalde burada ben 1 nolu adını Senko'ya yazmak isterdim ama bu safkan bu arada biraz sanki biraz geri planda kalmış gibi biraz hazırlık olarak. Ama eğer güveniyorsanız, yeriniz imkanınız varsa en azından sürpriz hanesine 1 nolu adını Senko'yu da ilave edebilirsiniz. Ama ben 9 nolu safkanın kazanmasını bekliyorum. Rakip yazarsanız 7, daha sonra da 1 olarak sizlere önerebilirim. Günün 9. koşusu yine bir şartlı bir yarışı. 3 yaşlı Arapların 800 metrelik çim koşusunda 12 tay arasında koşacak olan bu yarışta 6 ve 8 nolu safkanlarında ekür olduğu bir yarışta ben burada önceliği 9 nolu Vizigot'a vereceğim. Bu Kazbek temsilcisine Tolga Yıldız ile yine Mert Çelikler'in güzel bir yetiştirmiş olduğu güzel bir safkan var. Genelde Çelikler'den her sene böyle güzel kıvamında taylar çıkıyor. Genelde de Kazbek taylar çıkıyor. Bakalım Kazbekler gitti. Şimdi Kazbek'ten sonra hangi taylar gelecek? Bakalım merakla bekliyoruz. Ama 9 nolu Vizigot bayağı iyi eşkalli bir safkan. İyi görüntüsüyle çalışmalarda bir hayli iyi olan bu safkan bana göre ilk şansı hak ediyor. 1 nolu Al Toprak Hisarlı temsilcisi de Mustafa Çiçekli start alıyor. Benim yine ikinci planda şans verdiğim isim. 7 nolu Salvatore bir Bersoy temsilcisi Sinan Özer'le start alan bu safkanda yine iyi durumunda iyi orijiniliyle yazılması gereken isimler arasında.
Üçnoğlu Ergan ile Şadi, FM temsilcisi Ali Kaplan Aslan Alamı Safkan da yine oldukça iyi durumuna sahip. Ve son olarak da Beşnoğlu Offside, bir Atik Bey temsilcisi Okun Gökçeli start alacak Alamı Safkan da benim yine şans verdiğim bir diğer isim. Arkadaşlar tam ezana denk geldik. Gerçi Sera okuyor da. Yani bu ayakta 9-1-7-3-5 öncelik olarak şans verdiğim isim, eğer ilave etmek gereği duyanlar için de en azından ekürü avantajına sahip 6 nolu Saluki ve 12 nolu Ova gelini de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kum yarışında. Buraya baktığım zaman bayağı bir kalabalık, 18 safkan var ama burası Allah'a yardımcımız olsun. Yani burası inanın işin içinden çıkılacak gibi değil. Kimi tutsanız kolundan mı gelir, elinden mi gelir, bakacağız artık şansımıza. Ama burada bana göre benim iyi şans verdiğim isim idmanda da bayağı bir güzel bir işini görünce inanın dayanamadım. Bu safkanı hemen ilk at olarak önermek istedim. 10 nolu babaların babası, bu Peksio temsilcisi bugün Görkem Özçelik'te start alıyor. Bana göre iyi hazırlıklara sahip, bu mesafeye de yatkın bir isim. Ben ilk şansımı safkana veriyorum. Daha sonra 15 nolu Çevik kardeşler, bu Berkay Efe temsilcisi de Burak Avarbek'le bomboş kilosuyla start alacak olup bu aralar bayağı bir kıpırdamalar içerisinde ve son işini de çok beğendim. Bu ismi de kesinlikle ihmal etmeyin. İnşallah yarın da sürpriz çıkar diye dua ediyorum. Sürpriz çıkarsa hiç affetmez. 15 nolu Çevik kardeşleri yazacağız. Daha sonra 1 nolu Karavaş. Biraz rakiplerine oranla ağır kilosu da olsa grubun iyi isimlerinden birisi. Çetin Taş'ta yazmamız gereken isimler arasında. 6 nolu çok yakın. Son güzel Çim ikinciliğinden sonra bugün kum pistte koşacak olan bu isim. Kum pistte de ayrım yapmayan bir Sababey temsilcisi. Durmuş Malatyalı'da kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim. Bir de son olarak da 8 nolu Çakır Ali. Bu Arası temsilcisi de 8 yaşında olan bu safkan Kadir Tokaçoğlu'la yine kuponlarda yer alması gereken isim. 10, 15, 1, 6, 8 öncelik şans verdiğim isimler. Tabi zor bir ayak. Eğer bu ayakta biraz at yazma imkanı olanlar için de önerebileceğim birkaç safkan var. Bunlardan biri Yener. Onur Yıldız'la start alıyor. En azından uygun bir grupta koşuyor. Daha sonra 2 nolu Tuğtekin, Muhammed Birbilgin'le start alacak olan bu safkan da yine iyi durumda olan bir isim. 4 nolu Bankız, bu safkan da Onur Öztürk'le start alıyor. Bugün yine ters bir yarış koşmasını bekliyorum. Yani en azından biraz ara verdi ama her şeye rağmen yine sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. Bir de 3 nolu Kutlu Şahın, bu Sinem İpek'le start alacak olan Farotay temsilcisi de en azından sürpriz arayanlar için ilave edilmesi gereken isim. Gerçi bir sürpriz dediğimiz safkan da bir bakıyorsunuz favori hanesine geçmiş bir isim olarak da çıkabiliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapabiliriz ki? Gelelim arkadaşlar buradaki şimdi şablonumuza. En azından aklıma geldi. Yoksa inanın o da kapatacaktım çünkü. Birinci koşuda 4-3-1-2 öncelik şans verdiğim isim. Daha sonra 6 ve 8. İkinci koşu 4-2 öncelik. Daha sonra 3. Üçüncü koşu 3 nol safkan tek. Dördüncü koşu 9-11-1-5 öncelik. 12 ve 6 geniş at yazmak isteyenlere. 5. koşu 6, 9, 4, 10 ve 1. 6. koşu 5, 7 öncelik 3 daha sonra. 7. koşu 6 nolu safkan tek. 8. koşu 9 nolu safkan bende çok şanslı. Yani alternatif bankom. Rakip arayanlara önce 7 daha sonra 1. 9. koşu 9, 1, 7, 3, 5 öncelik 6, 12 geniş tay yazmak isteyenlere. Son koşu 10, 15, 1, 6, 8 öncelik 7, 2, 4, 3 geniş at yazmak isteyenler için önerdiğim safkanlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.